Fatih Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz Fatih Bey. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Önemli değil. Her zaman başımız üstünde yeriniz var. Büyük keyifli sizleri ziyaret etmek ve bu keyifli röportaja öncelikle ben Fatih Bey'i böyle bir tanıyarak başlamak isteyeceğim. Fatih Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? İsmim Fatih Kazancı. Karabuş doğumluyum. Üniversite hala da okuyoruz. Aa, ne güzel. Hala eğitime devam. Bir ara bıraktık, sonra tekrar başladık. Bir başka bölüme geçtik. Yaşınız bu arada? Yaşım 37. 37, ne güzel. Ben tebrik ediyorum bu konuda. Ekran başındaki izleyicilerimize de en azından bir örnek olmuşsunuz. Ne güzel. Bu yaşta bu üniversiteyi bitirme çabası. Tebrik ediyorum. İlk bir kazandık, beğenmedik, bölümü bıraktık. Şimdi açık öğretimden devam ediyoruz da. Evet. Bakalım, kısmet. İnşallah. Son senemizdeyiz. Son seneye geldik. Evet. İnşallah. Pandemi de etkilemiştir tabii. İnşallah sağ salim mezun olursunuz. İnşallah. Bakalım. Keyifli bir yer kurmuşsunuz tabii Fatih Bey. Bunun yanında da burada ticari faaliyetlerini sürdüren bir işletmeci. Evet, hani bunu da söyleyelim. Neler yapar burada Fatih Bey? Geldiğimiz zaman ne gibi ürünlerle karşılaşırız? Şu anki iş yerimizi 2008 yılında açtık. İlk ilk açışımız zahire satışıyla başladı. Evet. Zahirenin yanında sonra baktık sektörün ihtiyacına göre damlama sulama buralarda daha yeni başlamıştı. Ha, bölgenin de ihtiyacı vardı buna. Bölgeyi tabii, de biliyorsunuz zaten. Tabii, köyümüzde mesela hiç damlama yapan yoktu. İlk biz başladık. Hatta örnek olarak uygulamalı yaptık. Evet. Kendi tarlamızda yaptık ilk. Evet. Sonra komşularda. Sonra baktık süt sağım sektöründe de ihtiyaç var, talep var. Kiraz'da da bir iki esnaf arkadaş dışında yapan yok. O sektöre de başladık yanında ilave olarak. Evet. Hırdavat zaten babadan gelme, dededen gelme, esnaflıktan. Çekirdekten geldiniz o bölümde. Vardı hırdavat, nalburiye. Evet. Ona da zaten yanında sektörler birbirine yakın olduğu için. Evet. Onlar da başladık. Hepsi bu şekilde karışık bir şekilde devam ediyoruz. Devam ediyor. Yani 4-5 dal birden. Devam ediyor. A'dan Z'ye her şey de var ama bu bir yönden de güzel bir şey. Çünkü buraya bir kişi geldiği zaman yok yok yani aslında hepsini yani temin ediyorsunuz. Bir köylü vatandaş geldiği zaman evindeki su işinden tutun, tarlasında ekeceği mahsule kadar, her şey hayvan damında kullanacağı malzemeye kadar her şeyimiz bulunuyor. Zor bir iş bu iş. Yani çok bölümler olduğu zor, zaman şey çok. Teferruatlı mı? Teferruatı, adet, mal çeşidi çok olduğu için muhatap olduğumuz insan sayısı da çok oluyor. Tabii muhatap olduğumuz toptancı, imalatçı çok olduğu için biraz zorlanıyoruz ama o da mesleğimizin bir cilvesi diyelim. Her işte oluyor. Peki bu başarınızın sırrını neye borçlusunuz? Çünkü sektörde baktığımız zaman ciddi bir istikrarınız var Fatih Bey. Çünkü bu istikrarı yakalamak kolay değil gerçekten. Şöyle anlatayım. Babamın dedesinden esnaflık olduğu için esnafların içinde büyüdük. Kendimiz de çocukluğumuz esnaflığın içinde geçti. Evet. Bir de okul tecrübesi, üniversite tecrübesi, onun da bizi desteklemesi biraz şey oldu. Bir de müşteriye her zaman için para kazanma gözüyle değil de karşımızdaki insanın ihtiyacını görme, ihtiyacını karşılama prensibiyle hareket ettiğimiz için müşteri memnuniyeti diye. Yani dürüstlük aslında ya. Böyle toparlamak gerekirse sanırım o. Tabiri dürüstlük. Dürüstlük. Kısa babanızın, tabiri. Atanızın bıraktığı en büyük miras bu size. Öyle. Onların yolda yürümek. Ben buradan da kendilerine selamlarımı, saygılarımı göndermek istiyorum. Aleyküm selam. Mutlaka destekleri, emekleri üstünüzde de çok büyüktür. Çok çok. Yani birçok anne ve baba da olduğu gibi. Öyle. Diyelim gerçekten. Öyle. Hayattayken de kıymetini bilmek gerekir. Allah her şeyin de razı olsun. İnşallah diyelim. Şimdi personel kadronuz peki. Ekipte olmadan bu iş biraz zor olur Fatih Bey. Çünkü çok dalınız var ticari hayatınızda. Şu an çırak bulmakta zorlanıyoruz. Yok deme maalesef. Çırak arıyoruz ama bulamadığımız için mecburen biz de dışarıdan sigortalı işçi tutuyoruz ama kalifiye değil. İşimizi görmemiş oluyor. Ama bir tane kalifiye elemanım var, askeri maaşlı. Bir tane normal elemanım var, askeri maaşlı. Bir tane çırağımız var. Bir tane çırak var. Yeğen de burada çalışıyor. Böyle destek alıyor yeğenim sizlere. Yeğenim kalifiye elemanlar. Kalifiye elemanlardan yeğeniniz var. Evet. Ne güzel. Maalesef artık çırak bitti. Bu da çok üzücü bir durum. Bizim ülkemiz için üzücü bir durum Fatih Bey. Yetişmiyor. Sizler de belli bir yere kadar geleceksiniz.
Belli bir yerden sonra siz de geriye çekileceksiniz. Zaten başladık. Ve başladığınızda mesela babanız geri çekildi, size bıraktı değil mi? Evet. Yani inşallah bu sorun bir an önce biter diyelim. Ben şunu hissettim. Röportajdan önce biraz sohbet ettik sizinle, yeğeninizle. Çok seviyorsunuz ama mesleğinizi. Hani severek icra ediyorsunuz yıllar geçmesine rağmen. Ya çıraklığını falan yapmadık esasında. Ben bu mesleği bir sağ makinesi tamiratı, montajı bilmem ne olsun, bunların herhangi bir çıraklığını ya da kalfalığını yapmadım. Evet. Sektörde ihtiyaç olarak gördüm. Bir de merakla başladım. Kendi akıl gücüyle elimizden geldiği kadar güzel yapıyoruz. Keyifli olmuş. Son soruma geldim ben. Hedeflediğiniz yerde misiniz Fatih Bey? 37 yıllık bir hayatınız oldu. Evet. Gerek eğitim gerek ticari. Eğitim olarak zamanında öğretmenlik ya da başka bir dallar gibi okul çağında hedeflerimiz vardı ama sonra esnaflığa başlayınca esnaflıkta da Allah'a şükür kademe kademe ulaşıyoruz hedefimize doğru. Tabii ne hedef bitecek ne hayal değil mi? Tabii ömür onlarla geçiyor zaten. Zaten bitmesin de. Yani çünkü biterse öyle. Biz de bitiyoruz. Yani esnaf olarak zaten hedefim bu deyip de duraklarsan o duraklama değildir, gerilemedir. Kesinlikle. Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim Fatih Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki Fatih Bey, buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin, buyurun. Şimdiye kadar bizi destekleyen tüm herkese teşekkür ederiz. Tüm Türkiye'ye de sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Çok ihtiyacımız var, birlik beraberliğe özellikle. Öyle. İnşallah şu pandemi de bir an önce tamamen ortadan kalkar. İnşallah. Eskiye döneriz diyelim. İnşallah. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere Fatih Bey. Başarılarınız her zaman daim olsun. Ben de bizi bu fırsatı sunduğunuz için sizlerden teşekkür ediyorum. Ne demek, çok büyük keyifti gerçekten sizleri ziyaret etmek bizim için. Çok sağ misafirperverliğiniz için. Misafirperverliğiniz için ayrıca sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Başımızın yeriniz var. Sağ olun. Siz de sağ olun.